Peki dolar uçuyor. Neden uçuyor? Vallahi herkes yerli kullanacak malını. Yerli Avrupa hiç ithal bir şey kullanmayacağız. Üreteceğiz. Biz üreteceğiz yani. Başka bunun çaresi yok. Açıklaması yok. Yani dolar o kadar oldu diye ne yapalım şimdi? Bu kadar şeyler yapılmış, bu kadar köprüler, bu kadar havalimanları, bu kadar hastaneler yapılmış. Doları kim çıkarıyor? Dolar öyle çıktı diye. Ha? Doları kim çıkarıyor? Doları Merkez Bankası çıkartıyor. Neden çıkartıyor? Vallahi var, oyunlar oynanıyor, dönüyor, bilmiyorum artık. Kim oynuyor bu oyunu? Avrupa oynuyor. Ne olacak? Bizde düşmanlarımız var. Bir sürü. En önce içeride düşmanlarımız var. İçeriden yıkıyorlar bizi. Bu doları muhalefet mi çıkarıyor? Hı? Muhalefet değil, Avrupa çıkarıyor. Merkez Bankası çıkartıyor doları. Merkez Bankası'nı kim yönetiyor? Hı? Dışarı yönetiyor. Avrupa yönetiyor. Merkez Bankası. Tabii, aynen. Onların parmağı var. Dış güçlerin parmağı var. Tabii, aynen öyle, aynen öyle. Zaten bizi kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Neden? Hı? Görmüyor musun her yerimiz, her şeyimiz değerlendi. Köprülerimiz, hastanelerimiz, ondan sonra yollarımız, metrolar, marmaralar, bilmem neler. Yani 20 sene önce böyle miydi bu ülke? Çift kuyruğunda, yağ kuyruğunda aynen öyle dolaşıyordu kardeşim. Aynen öyleydi. Şu an ne yapıyoruz? Ha? Şu an ne yapıyoruz? Şu an ne yapalım? Bak vallahi ben şimdi bakıyorum. Kimsenin ayağında eski ayakkabısı yok. Sen bir tane eski bir araba görüyor musun yoldan geçen? Hiç Evet. ben görmüyorum. Hiçbir tane eski araba yok. Herkesin evinde birkaç tane, ailede birkaç tane arabası var vallahi. Sizde kaç tane var? Hı? Sizde kaç tane araba var? Bende bir tane var. Peki aylık ne kazanıyorsunuz? Sorması ayıp olmaz. Aylık 5.000 lira. Kiram da var. Kira gelirim de var. İki ok yok, Türk parası. TL geçiniyorsunuz diyorsunuz. Aynen. Üreteceğiz ya. Başka yolu yok yani. Avrupa şey ürünlerini kullanmayacağız. Biz üreteceğiz yani. Yerli malı kullanacağız. Bu kadar basit. Mesela bir ürün söyler misiniz yerli malı? Yerli malı. Ne söyleyeyim şu an aklıma gelmedi vallahi. Bu faiz politikasından vazgeçmeli. Bir ekonomi bilimine uygun olarak idare etmeli. Muhalefet mi düşürüyor, çıkarıyor doları? Hayır, iktidar bizzat kendisi yapıyor. Muhalefetin öyle bir gücü yok. Tokmak iktidarda, davulu kullanan iktidar. Peki dış güçlerin etkisi var mı burada? Bence yok. Durumumuz kötü. Bu gidişatın sonunda ümit ediyorum ki ekonomik olarak yapılan hataların farkına varılır ve doğru olan yapılır. Peki bu dolar neden bu kadar pırılıyor? Ya dolar uluslararası piyasalarda yüksek işlem gördüğü için bizde de bir faiz sorunu var. Faiz sorunundan dolayı yarın daha netlik kazanacak. 11'e 12'ye de gidebilir. Nerede durur bu? Sayın Cumhurbaşkanı nerede dursun isterse orada duracak. Leva bozdurdum. Efendim? Leva. Leva bozdurdum. Şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum ben. 20 leva bozdurdum. Ne kadar tuttu? 93 lira tuttu. Leva nerenin parası? Bulgaristan. Dolar 11 lira oldu diye ben biliyorum. Arkanız... Fiyatını bilmiyorum ne kadar. Arkanızı dönüp bakar mısınız? Hem de cebimdeki son paramı bozdurdum. Eve gideceğim. İşsizlik sıkıntısı var tabii ya. Ekonominin gidişatı ile ilgili ne düşünüyorum? Çok, çok kötü gittiğini düşünüyorum. Gitmiyor. Altın fiyatı ne oldu? Altın, gram altın zannediyorum. O da 600-700'ü geçti galiba. Yani ekonomiyi değerlendirmek, yani ekonomist değilim en nihayetinde ama maalesef ülkemizde her şeyi dolarla aldığımız için doğal olarak hepimiz fakirleşiyoruz. Yani bu doların çıkışı muhalefetten kaynaklanıyor olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yani bunun muhalefetle tabii ki bir ilgisi yok. Ekonomimizin yönetilmesiyle ülkece etkisi var en nihayetinde. İstifa etmelerini ister misin mesela? Evet, tabii ki isterim. Hayır, bir baktım fiyatlara, ne oldu böyle? Dolar uçmuş gidiyor. Siz uçamıyor musunuz? Vallahi bu ekonomiyle ne olacak bu işlerin hali? Türk parası nerelerde bir düşünün. Hayır, siz uçamıyor musunuz? Uçamıyoruz tabii, yani fiyatları görüyorsunuz. Dolar uçuyor, siz uçamıyorsunuz. Uçamıyoruz, ekonomi ne durumda? Kim uçuruyor bu doları? Amerika bizimle oynuyor herhalde. Valla doların fiyatı onu geçti. Bu gidişle de duracak gibi de durmuyor. Faiz oynamalarıyla beraber doların artık durmuyor yani. Dolar ne oldu? Fırladı gitti. Bunun sebebi kim? Sebebi tabii ki Tayyip Erdoğan. Ya bence doların fiyatı, dolar aynı da bizim TL'nin değeri düştü bence. Dolar olduğu gibi duruyor, euro da olduğu gibi duruyor. Herhalde sorun TL'de. Teşekkürler.